Evet, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sayın Hakkı Keskin, hemen sizin bu konudaki çalışmalarınıza değinmek istiyorum. Siz bu konuda oldukça araştırmalar yaptınız. Milletvekili olduğunuz dönemlerde de çok aktiftiniz. Bu çalışmalarınızda belli konular var, belli noktalar var. Çok önemli olan Malta ve onunla ilgili kararlar var. Doğu Perinçek'le ilgili mevzu var. Bunlara değinirseniz, bizi o konuda da aydınlatırsanız çok sevinirim. Şimdi beni son derece şaşkına düşüren olay Malta duruşması olayıdır. Osmanlı Devleti işgal edildiğinde İngiltere, Fransa işgal gücü olarak İstanbul'da bulunuyorlar. Bütün arşivler onların kontrolünde. 3 Ocak 1919 tarihinden başlanarak o zaman 147 Osmanlı Devleti'nin en önde gelen İttihat ve Terakki mensubu subaylar, devlet yetkilileri tutuklanıyor. Bunlar Ermenilere karşı katliamlar yaptılar gerekçesiyle Malta'ya götürülüyorlar. Ve tam ne kadar? 29 ay Malta'da tutuklu bulunuyorlar. Bu 129 ay süresi içerisinde İngiltere Kraliyet Savcılığı, İngiltere Parlamentosu ve tüm yetkililer, Fransa, hatta Amerika'dan bilgi istiyorlar. Yani bütün arşivleri değerlendirerek bu tutukladıkları, Malta'ya sürgüne götürdükleri işte Osmanlı Devleti'nin yetkililerini yargılamak istiyorlar. 29 ay sonra yapılan bütün araştırmalar sonucunda İngiliz Kraliyet Savcılığı diyor ki bu insanları katliam yaptılar, soykırım yaptılar gibi bir suçlamayla bizim yargılamamız mümkün değil. Yani dolayısıyla bu 29 ay sonra bu insanlar beraat ediyor. Bu arada 8 tane hakimin 4 tanesinin de azınlıklar tarafından belirlenmiş olduğunun altını çizmekte fayda var. Dolayısıyla bunlar tekrar Malta'dan Türkiye'ye geri getiriliyorlar. Yani tabiri caizse soykırım iddialarının olmadığı daha 1919-21 yıllarında kanıtlanmış oluyor. Çünkü işte bütün arşivler adamların elinde. Bütün kaynaklar adamların elinde. İngiltere'den, Amerika Birleşik Devletleri'nden bile materyal istiyorlar, kaynak istiyorlar. Ve bu işin üzerinde İngiltere parlamentosu duruyor. Yani ne yapıp yapıp bu adamları cezalandıralım diye. Ama hakikaten bu Ermenilere karşı katliam yapıldığı, soykırım yapıldığı iddialarını şey edecek, uygulamaya koyacak, karar alacak bir sonuca varamıyorlar. Bence Türkiye Cumhuriyeti önce bu Malta duruşmasını yıllar yılı hiç işlemedi. Bu konuda bilim adamları yani araştırma yaptılar. Bu konuda yayınlanmış bir kitap var. Yani bu beni son derece hayrete düşürüyor. Daha sonra Amerikalı 69 tarihçi, Orta Doğu tarih uzmanı, 69 bilim adamı. O zaman Amerika şey yapmak istiyor, yine soykırımla ilgili bir karar almak istiyor. 1985 yılında bu bilim adamları diyorlar ki, yani bu alınacak karara karşı çıkıyorlar ki bu adamlar konunun uzmanı, yani Osmanlı Devleti'ni, Orta Doğu'yu en iyi tanıyan tarihçiler. Ve bunlar Yani da diyorlar. günümüzde yapıldığı gibi işte işi çok iyi bilmeyen siyasetçiler, parlamentoda yer alan Değil. insanlardan değil, işin Bunlar bilim uzmanları adamı, tarafından. tarihçi. Bunlar diyorlar ki A,
Bir kere Türkiye Cumhuriyeti'ni hiç bu konuda sorumlu tutamazsınız. B, zaten bu soykırım iddiaları doğru değil. Bu bir iç savaş sonucu ortaya çıkmış karşılıklı çatışmalardan oluşan bir olaydır. Dolayısıyla buna soykırım denemez. Son olarak da İsviçre'de alınan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin aldığı karar var. Doğu Perinçek soykırım bir emperyalizm yalanıdır diyerek yani bu soykırım iddialarına karşı çıkmıştır İsviçre'de yapılan bir toplantıda. Bundan dolayı adam yargılanmış, buna Perinçek'e bir ceza mahkeme kararıyla ceza verilmek istenmiştir. Çünkü soykırım İnkar olmamıştır. Ediyor. Suç kapsamına İsviçre'de alınmak istendi. Alınmak istendi. Ondan dolayı da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde dava açıldı ve bu dava birinci alt mahkemede, yani İsviçre'nin İsviçre devleti tarafından açılan dava haksız görülerek reddedildi. Daha sonra üst mahkemede, yani 2014-2015 yıllarında İsviçre Avrupa İnsan Hakları Mahkemeleri yine bunun asla Holokost gibi bir suçlamayla karşılaştırılamayacağını, bunun bir soykırım olmadığını, soykırımı tanımlayarak yani bu böylece Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de bu soykırım iddialarını reddediyor. Şimdi yani benim hayret ettiğim konu, yine bu Doğu Perinçek olayı tabii oldukça yeni bir olay olduğu için kamuoyunda bir süre tartışıldı. Ama Malta duruşması ve bu Amerikalı tarihçilerin, bilim adamlarının yaptıkları açıklamalar yeterince, deniyor ki bu Malta bu bilim adamlarının bir kısmı imzalarını geri çektiler. Çünkü adamlara tehdit yapıldı. Ermeni diasporası tarafından bu adamlar tehdit edildi. Ama genelde o karar alınmıştı. O bildiri senatoya, yani Amerikan senatosuna yazılmış bir mektup bu. Bu konularda Türkiye maalesef gerekeni yapmıyor. Ve ben diyorum ki, artık biz hep bu yapmadık, etmedik savunma gibi psikolojisinden... savunmaya yönelik stratejiyi bırakıp aktif olarak, kardeşim kim diyor bunu? Amerika mı diyor? Fransa mı diyor? Belçika mı diyor? Almanya mı diyor? Bunların veya Hollanda mı diyor? Kim diyorsa bunların yaptıkları gerçek soykırımların sadece bir lafla falan değil. Türkiye televizyonlarında, radyolarında, medyasında, üniversitelerde, bilim kurumlarında konferanslarla ele alınmalı, tartışılmalı. Yani ancak bu yoldan, bakın ben Almanya'daki siyaseti çok iyi tanıyan birisiyim. Yani bu Berlin'de üniversiteyi okudum, doktoramı yaptım. 30 sene burada hocalık yaptım. 2 dönemde milletvekilliği yaptım. Bu adamların anlayacağı dil budur. Savunma değil, yapmadık etmedik değil. Kardeşim sen yaptık mı diyorsun? Ya Türkiye bunu yaptı mı diyor. Gel bakalım sen neler yaptın? Senin yaptıklarını bir tartışalım. Ama nerede? Türkiye'deki üniversitelerde, televizyonlarda, basında. Bakın o zaman bunların bu şeyi... Türkiye'ye karşı bu ne diyeyim, işte soykırım iddiaları bir tarafa itilir. Bu önemli, bunu yapmamız lazım. Siz ama zaten bu soykırım iddialarına karşı gerçeği bulmayı amaçlayan, doğru uzlaşmayı içeren bir öneriyle hani zaten geldiniz. Ve yanılmıyorsam Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a da bunu ilettiniz. Yani bunu, ve kendisi de yanlış bilmiyorsam bu anlamda girişimlerde bulundu. Evet. Azan, bunu hatırlattığınız için teşekkür ederim. Bakın, bu olayla ben epeyce uzun yıllardır
ilgileniyorum. Şimdi ben dedim ki madem böyle bir iddia var, gelin kardeşim dünyaca meşhur tarihçi tarihçilerden uluslararası bir komite kurulsun, komisyon kurulsun. Bu komisyon bütün arşivleri nerede varsa, Türkiye'de, Rusya'da, İngiltere'de, Fransa'da ele alsın, incelesin, Ermenistan'da nerede varsa incelesin. Bu komisyon, tarihçiler komisyonu hakikaten bir sonuca varsın. Desin ki tamam, tabii onlara belli bir süre tanınır. Denir ki 3 sene süre inceleyin, araştırın, kararınızı bildirin. Tabii ben burada da bu komisyon üyelerinin eşit oranda Türk, Ermeni ve uluslararası üne sahip tarihçilerinin oluşmasını önerdim. O zaman Sezer Cumhurbaşkanı'ydı. Ben bunu Stuttgart'ta eski Cumhurbaşkanımız Sezer'e ilettim. Dedim Türkiye bu tezi savunsun. Nedense bu epeyce zaman gündeme alınmadı. Ben bunu sürekli işledim. Daha sonra 2005 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuyu Ermenistan Cumhurbaşkanı'na yazdı. Dedik gelin arşivleri açalım. Bu konuyu tarihçiler incelesin. Sonuç neyse ortaya çıksın. Bunu her iki taraf kabul etsin. Ermenistan Cumhurbaşkanı'ndan hiçbir yanıt yok. Çünkü hala ses yok. Çünkü biliyorlar haklı değiller. Yani bu soykırım iddialarında Ermeni lobisinin ve Ermenistan'ın haksız olduğu ortada. Dolayısıyla yani bizim bu konularda Türkiye'nin çok daha aktif bir politika izlemesi lazım. Bir şey daha söyleyeceğim. Lütfen. Şimdi bakın Azerbaycan'da kardeş ülke diyoruz Azerbaycan'a. Benim için hakikaten Azerbaycan kardeş ülke. Zaten Mustafa Kemal Atatürk'ün lafı biz, sevinçleri sevincimiz, kederleri kederimizdir. Haydar Aliyev'in çok daha güzel, yani o kadar güzel bir sözü var. Biz bir millet, iki devletiz. Evet. Şimdi bu ne demektir? Bizim Azerbaycan'a yapılan bu haksızlığa karşı, Azerbaycan topraklarının %20'si henüz işgal altında. Bu kabul edilir bir şey değil. Şimdi ben şunu anlamıyorum. Buradan da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenmek istiyorum. Ya madem kardeş ülke diyoruz, Erdoğan'ın Rusya devlet Cumhurbaşkanı Putin'le çok iyi ilişkisi var. Ya o zaman Putin'le bir gün gündemine bu konuyu alsın. Desin ki ya bu böyle olmaz. Yani Ermenistan sizin desteğinizle, çünkü Rusya'nın desteği olmasa Ermenistan bu şeyi işgali sürdüremez. Yani mümkün değil. Dolayısıyla gelin bu sorunu barışçıl yoldan çözelim. Ben niye Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konu üzerine gitmez? Bunu da hiç anlamış değilim. Yani dolayısıyla kendisine öneriyorum. Putin'le bir ciddi bir görüşmede bu konuya ağırlık vererek, madem biz bu bölgede barış istiyoruz, bu barış da Batı Kafkaslar'da mümkün değil. Sen gelmişsin bir komşu ülkenin, Azerbaycan'ın topraklarının %20'sini işgal etmişsin. 1 milyon insanı oradan kaçkın haline sokmuşsun. Bu sorunun çözülmesi lazım. Kafkaslar'da barışın sağlanması için. O zaman gel, özellikle Rusya büyük görev düşüyor. Putin bu konuda, ya yani Erdoğan Putin'le görüşerek bu konuya bir çözüm bulmalıdır diye düşünüyorum. Nitekim siz kendiniz, yanılmıyorsam 2000 yılların başında, 2001-2005 tarihlerinde Ermeni lobisi Alman parlamentosunda da bununla ilgili bir karar aldırmak için epey çalışmalar yapmıştı, ama sizin o konuda girişimleriniz oldu. Biz aksine
2006 mı 7 yılındaydı. Biz bir karar aldık Almanya parlamentosunda ve dedik ki Ermenistan işgal ettiği topraklardan geri çekilmelidir. Bu bölgede barışın sağlanmasının ön koşulu budur diye böyle bir karar aldık. O kararın alınmasında doğrudur. Benim de çok ciddi bir katkım olmuştu. Peki Türkiye, Ermenistan ve Azerbaycan, sizce günümüzde bu ilişkiler, devletler arası ilişkiler nasıl şekillenmeli? Şu günümüzdeki mevcut durum nedir ve nasıl olmalı? Bu konuda sizlerin Almanya'da yaptığı, Avrupa'da yaptığı çeşitli çalışmalar var. Evet. Onlardan birazcık bahsedebilir misiniz? Yani düşmanlık körükleyerek değil, öyle zannediyorum ki farklı metotlarla değil mi? Ne söylersiniz bununla ilgili? Yani şimdi biz Almanya Türk Azerbaycan Birliği'ni işte 10 sene kadar önce kurduk. Amacımız Almanya'daki Azerbaycanlı Türklerle Türkiye'den gelen Türklerin ortak bir politika üretmeleri, birlikte belli konularda ortak tavır almalarını sağlamaktı. Bu konuda gerçekten bazı çalışmalarımız oldu. Mesela iki ülkenin cumhuriyet kuruluşlarını birlikte kutladık. İşte Hoca Ali faciasını her yıl o günden bugüne birlikte anıyoruz. Sayın Başkanımız zannediyorum değinecektir. 23 Mart tarihinde yani bu 23 Şubat tarihinde, evet. Bu ayın 23'ünde Kurfürstendamm'da, TDU'nun salonunda, evet. Yine elçilerin de katılacağı bir toplantıda Hoca Ali katliamını anacağız ve tabii kınayacağız. Yani bizim, benim önerim özellikle Almanya'daki Azerbaycanlıların, Azerbaycanlı Türklerin ve Türklerin, Türkiye'den gelen Türklerin bu konularda daha yoğun birlikte çalışmalarını sağlamak ve ortak politikalar üretmeleridir. Peki Avrupa'daki Türklere bu anlamda ne gibi görevler düşüyor veyahut da belli konularda milli şuuru oluşturmak için burada yetişen gençlerle ilgili neler yapmayı hedefliyorsunuz? Kemal Hanım, belki siz bir şeyler söylersiniz. Düşmenlik ne kadar olsa da sonuna çatmalıdır. Çünkü hamı insandır. Biz bir planette yaşıyoruz. Konuşuyoruz. Ve bir çözüm tapıp konuşmalıyız. Ermeniler de, Türkler de, Azerbaycanlılar da. Ama ben çok isterdim, öyle bizim Almanya'daki Türk-Azerbaycan Birliği'nin meksedi odur ki tarihimizi mütlak bizim gençlere aşılamalıyık, bildirmeliyik. Onlar tarihi düzgün bilmelidiler ve öyle bilirim ki bugünkü gençler daha ileri gidecektiler ve daha geniş düşüncelidiler. Öyle biz burada Avrupa'da yaşayanda bizim de düşüncemiz daha geniştir, büyüktür. Azerbaycan'da yaşayanda bir olur, Türkiye'de bir olur. Ama Almanya'da yaşamak tam başka bir düşüncedir. Bizim gençlerimiz tarihimizi bilerek özlerinin mövgüsü olarak hamıya bildirmelidirler biz kimi. İndi özem Hakkı Bey demiş kimi biz öz politikamızı öne salmalıyık. Biz dememeliyik ki bu olup ve bize kömek edin. Biz bunu hamıya bildirip çattırmalıyık. Ve o dönemde bizim Türk-Azerbaycan Birliği'nin yaygın gele kur Hakkı Bey grup bu bizim birliği en büyük işi bu olmalıdır. Bugün de, gelecekte de. Peki pardon. Buyurun, buyurun. Önümüzdeki günlerde böyle bir etkinlik düzenliyorsunuz ve bir de bir miting, yanılmıyorsam. Biz yapacak. Önce danıştık ki Hocalı'ya adalet bir büyük kampanyası olarak. son ilde Belçika'da olmuş büyük bir miting. Bu ilde Avrupa'da bütün Türkleri yığarak 22 Şubat Brandenburgische Tor karşısında büyük bir miting olacak. Onun da suçu Hocalı'nı tanıtmak
orada ne olmuş? Teessüf ki Ermeniler değil ki Azerbaycanlar özler yapmış. Ama biz onu çattırmak istiyoruz ki doğrudan da bu tarih ne demekti? Ve her insan, Türk mü, Azerbaycanlı mı, Ermeni mi, Alman mı? Biz insanız. Biz ileriye bakmalıyız. Biz humanist olmalıyız bugünkü günde. Ve buna bir sonluk tapmalıyız. Düşmençilik yok. Yakınlık etmeliyiz. Birbirimizi anlamalıyız. Evet, bu çok güzel sözlerle zaten programımızı yavaş yavaş bitireceğiz. Sizin pazar günü yapacağınız etkinlikte bir film göstereceksiniz, yanılmıyorsam. TRT kurumunun hazırladığı bir film. Programımızı bitirirken bu filmi de biz göstermek istiyoruz, ekranlara taşımak istiyoruz. Efendim, size katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Bizi bilgilendirdiniz ve çok da güzel sözlerle bitirmiş oluyoruz. Şimdi TRT'nin hazırladığı 27. Hocalığının 27. yıl dönümü anısından dolayı ekranlara getirdiği programı biz de programımızı kapatırken sizlere izleteceğiz. Bir başka Berlin gündeminde görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar. Sen ellerin, könüllerin bir diyarısa, Şirincan'ın, Azerbaycan'ın bir ebedi baharısa, cennetimi karaman, zinetimi karaman, cennetim Karabağ. Azerbaycan halk şarkıları yakın bir geçmişe kadar böyle anlatıyordu Karabağ'ı. İşgali altındaki o topraklar, Azerbaycan Türkleri için artık sevincin değil, acının simgesi. Karabağ'da çatışmalar 1994'teki ateşkesle son buldu. Ancak nihai bir barış sağlanamadı. Azerbaycan topraklarının %20'si halen işgal altında. Karabağ Savaşı'nın en acı sahneleri hiç kuşkusuz Hocalı'da yaşandı. Karabağ Savaşı'nın en trajik sahneleri bundan tam 27 yıl önce yaşandı. Şubat'ın 25'ini 26'sına bağlayan gece Ermeni güçleri savunmasız Hocalı kasabasını hedef aldı. Gün ardındaysa ortaya çıkan görüntüler insanlık tarihine kara bir leke olarak geçti. O gece 83'ü çocuk, 106'sı kadın, 613 savunmasız sivil hunharca katledildi. Azerbaycan Türkleri o vahşet gecesini hiçbir zaman unutmadı. Katliamın tanıklarından biri de Hocalı'nın son kaymakamı Elman Mehmedov'du. Mehmedov şu an Azerbaycan Milli Meclisi'nde milletvekilliği görevini sürdürüyor. Ömrünü ise Hocalı için adalet arayışına adamış. Ekibimiz Elman Mehmedov'la Milli Meclis'in hemen karşısındaki Şehitler Hıyabanı'nda buluşuyor. Ermeniler hiç kime bakmadan herkesi öldürürdüler. Türk olduğu için, Azeri olduğu için, Hocalı olduğu için bu ölmeliydi. Herkesi öldürürdüler. Ve öldürdüler de. Hocalı'da katledilen Azerbaycan Türklerinden 12'sinin mezarı, bugün başkent Bakü'ye hakim bir tepede bulunan Şehitler Hıyabanı içindeki Karabağ Şehitliği'nde. Elman Mehmedov şehitliği sık sık ziyaret ediyor. O mezarlardan biri de Hocalı'da vahşice katledilen annesine ait. Benim anamdı. Abışova Meruze Mehmet kızım. Anamı Ermeniler Hocalı soykırımı vakti şehit ettiler. Anamın cesedi ormanlarda kaldı. Hocalı soykırımından 20 gün sonra, 20 gün sonra meşelerden, ormanlardan son 36 Hocalı şehidinin cesetleri getirilebildi. Onlardan biri de benim anamdı. Tanınmaz hala düşmüştü. Mehmedov, katliamdan kısa bir süre önce sivillerin tahliyesi için kasabaya gelen helikoptere annesini de bindirmek istemiş. Ancak annesi ve Hocalı'daki diğer kadınlar doğdukları toprakları ve evlatlarını yalnız bırakmamış. Elman Mehmedov
bundan 27 yıl önce yaşanan o geceyi bugün gibi hatırlıyor. Gece 11'e yakın idi. Ne kadar askeri aracılar, hərbi texnika falan var, hamısından eyni vaxta, eyni saniyədə ateş başlandı. Evler dağılır, yanır, insanlar ölür. Artık Xocalı yanır, dağılır. Xocalı'ya saldıran Ermeni güçleri yalnız değildi. Karabağ'ın başkenti Hankendi'de konuştuğu Sovyet motorize piyade alayı da Ermeni birliklerine destek veriyordu. Dünyanın çok yerinde olan Asala, Arabo ve başka adlarda olan Ermeni terror teşkilatlarının muzlu desteleri gelirler. Yani bütün bu çok sayılı kuvvetler, bunların sayı 5000, 6000 neferden çoktu. Xocalını koruyan insanların sayı, Xocalıların sayı 200-250 neferdi. Ve bunların ağır teknikası var, bizde yoktu bu. Saldırı askeri bir amaçtan çok, Xocalı'yı tümüyle yok etmeye yönelikti. İnsana yaraşmayan, insanlığa yaraşmayan, yaramayan, en gaddar, murdar hareketler ettiler Ermeniler. Ölmüş insanların üzerinde vandalizm hareketleri elediler. Başının dersini soyur. Gözlerin çıkardır, kulakların kesir, elin kolun kesir. Yaralı insanların üzerinde işkenceler yapırlar. Elman Mehmetov'un anlattıkları, Xocalı'da yaşanan vahşetin boyutlarını da gözler önüne seriyor. Hamile kadınların karınlarını cırıp, uşaqları çıkardıp, süngüye takıp fotoğraflar çektirmiştiler. İnsanları paramparça etmişler maşınların arkasına bağlayıp. Diri diri yandırırlar, başların kesirler, analarının gözünün kabağında, körpelerin gözünün kabağında ve hemen insanları bırakırlar, gidin bunları danışın. Yani bir korku yaratmak istiyorlar, bir vahime yaratmak istiyorlar. Bu məqsədliydi ki, gelecek hərəkətlər için, işgallar için insanlar korksunlar ki, ermeni gelir, kaçmak lazımdı. 25 Şubat'ı 26 Şubat'a bağlayan o gece, Xocalı'da 8 aile tüm fertleriyle yok oldu. Xocalı soyqırımım olanda benim 42 yaşım vardı. Benim büyük ailem vardı. 7 uşağım vardı benim, 7 evladım vardı. Xocalı soyqırımında anam şehit oldu. Çok sayıda akrabalarım şehit oldu. 30 neferden çok akrabalarım şehit oldu. Yani Xocalı'da şehit vermeyen aile olmadı. Herkesin şehidi oldu. Çok sayıda şehit oldu. Elə aileler, 8 ailemiz, Xocalı'da 8 aile tamamıyla məhv oldu, şehit oldu. Bir nefer olsun kalmadı o aileden. Heç kim, heç kim. Xocalı tarihi bir Türk kasabası. Xocalı'da yaşayanlarsa asırlardır bu toprakların gerçek sahibiydi. 27 yıldır acıları hiç dinmedi. Şimdi tek beklentileri, tek istekleri ise sorumluların adalet önünde hesap vermesi. İşkence verenler kimler idi? Sonradan Ermenistan deyilen devlete başkanlık eden, prezidentliği eden Robert Koçaryan, Ser Sarkisyan, Zori Balayan, Seyran Ohanyan, Samvel Babayan, bunlar sonradan hamısına bunların görevler verdiler Ermenistan'da. Mükafat, hediye kimi. Ki düz eləmişsiniz Müslümanları, Türkleri öldürmüşsünüz. Bu da sizin hediyenizdi. Hatta bu ulusal kurumlar el çaldılar onlara. Xocalı'da yaşananlar Azerbaycan Türklerinin hafızasından bir an olsun silinmedi. Akıl almaz işkencelere tanık olanlar içinse o günleri, o anları unutmak pek de mümkün değil. Onlar katliama dönüşen o saldırıyı her gün yaşamaya devam ediyor. Ben 1950. yılda anadan olmuşam Xocalı'da. Benim valideynlerim, atam da anam da Xocalı'da anadan olub. Benim dedelerim de, nenelerim de Xocalı'dan adam olub. Onların da dedeleri, neneleri Xocalı'da. Yani demek istiyorum ki, Xocalı tarixen Türk toprağıdır. Burada biz yaşamışız. Burada Ermeniler yaşamayıblar. Ona göre biz toprağımızı, vatanımızı koruyurduk. O yerler bugün
Ermeni işgali altındadır. O insanların hamısı o həsrətlə yaşayır ki, biz nə vaxt öz evimizə qayıdacağıq? Mən Elman da, o digərləri də biz fikirləşirik ki, Allah qismət eləsin, qayıdaq gedək ora, o sönmüş ocaqlarımızı yandıraq. O xaraba qalmış evlərimizi yenidən tikək. Gedək o əzizlərimizin məzarının üzərində bir Quran oxutduraq, bir gül qoyaq ora. Bu arzularla yaşayırıq biz. Hocalı'daki katliamdan sağ kurtulanlar, tüm Karabağ göçmenleri gibi bir gün o topraklara dönebilme umuduyla yaşıyor. İndi bugün biz internet vasıtasıyla Hocalı'nın görüntülerine bakırıq. Ermeniler onun hamısını dağıdıblar. Hamısını dağıdıblar. Tez tez biz Hocalılar açırıq, bakırıq evlerimize. Benim evlatlarım tanıyır oraları. Torunlarım görmüyüblər, torunlarım burada doğulublar. Mən torunlarımı çağırıb oturduram, görsədirəm, bax, bu bizim evdir, bu kimin evidir, bu kimin evidir, bu məktəbimizdir, bu xəstəxanadır, bu filan şeydir, bu filan şeydir ki, unutmasınlar, yazırıq bunların hamısını. Ki, bəlkə bizim ömrümüz çatmadı Xocalıya getməyə. Siz gedəndə biləsiniz, tanıyasınız ki, bax, nədir, nə cürdür buralar. Deyilədir. Hocalı 27 yıldır işgal altında olan kadim Türk yurdu. Dönüş günü geciktikçe o topraklara duyulan özlem de katlanarak artıyor. Anam beni nerede doğubdusa dünyaya getiribdirse, benim vətənim oradan başlayır. Benim ilkim vətənim oradır. Bugün o yer işgal altındadır. 27 ildir o yerlerde Allahu Ekber sesi eşidilmir. 27 ildir o yerler düşmənin əlindədir. Bizim çox əziz insanlarımızın, mənim atamın, qardaşımın, çox insanların məzarları var o yerlərdə. Sahibsiz qalıb. Bugün görsünüz, bu məzarların üzərinə gətirdik, bir qərənfir qoyduq, bir çiçək qoyduq. 27 ildir o məzarların üzərində bir Quran oxunmur, bir Fatihə verilmir, bir gül qoyulmur. Bundan ağır dərd olar mı? Mənim bir müqəddəs ali arzum var. Ondan böyücü yoxdur. Bu da ölməmişdən əvvəl Xocalıya getməkdir. Gedib Xocalıda ölməkdir. Ki gedib öz doğulduğum evdə ölüm. Bax, onu istəyirəm.